Dinleyeceğiniz bu alıntı Dido Sotiriu tarafından kaleme alınan Benden Selam Söyle Anadolu'ya adlı kitaptan alınmıştır. Seslendiren Ayşe Adıyaman. "16 yaşıma basıncaya kadar ne ayaklarım yeni bir çift kundura gördü, ne de sırtım yeni bir elbise. Bir tek kaygısı vardı babamın, eksik olmasın. Arazisi durmadan genişlesin isterdi. Ve gittikçe daha çok zeytin ağacı, ve gittikçe daha çok meyve ağacı, ve gittikçe daha çok incir ağacı bulunsun elinin altında. Tam 14 çocuk getirmiş dünyaya anam, 7'si yaşamış sadece. O 7'nin 4'ünü de çeşitli savaşlara armağan etmek zorunda kalmış garip. Şöyle bir geriye doğru bakıyorum da şimdi. Babamın bana bir horoz şekeri ya da ufak bir simit almam için bir tek metelik olsun verdiğini hatırlamıyorum. Bir gün, hiç unutmam, ilk şarapla ekmek yeme ayininden önceydi. Bize biraz para verir umuduyla 3 erkek kardeş gidip günahlarımızı bağışlamasını istemiştik. Günahlarımızı bağışlamasını başladı da. Hala daha karşısında dikilip durduğumuzu görünce birden küplere bindi. O zaman çaresiz gidip vaftiz babalarımızın ellerini öpmeye karar verdik. Belki onlardan bir şeyler koparabilirdik, öyle ya. Nitekim her birimizin eline birer kuruş sıkıştırdılar. İçimiz içimize sığmıyordu artık sevinçten. Ve Theodoros diye bir bakkal vardı köyde. Her birine şu kadar büyüklükte şekerlemeler satan. En küçüğümüz Stamati doğru oraya koştu. Yorgi ile benimse büsbütün başka bir rüyamız vardı. Nihayet bir oyuncak sahibi olmak. Ama elden düşme değil. Yepyeni bir oyuncak. Ve ilk gördüğü borazanı satın aldı Yorgi. Bense içimden taşan hırsı gemlemeyi başardım. Altını üstüne getirdim dükkanın. Ve nihayet tenekeden yapılmış hem de yaylı, boz boyalı küçücük bir fare buldum. Nasıl da kabarıyorduk koltuklarımız eve giderken. Kardeşim dudakları borazanın ağzına sanki yapışmış, oradan oraya uçmaktaydı. Ben fareyi yere koymuştum. Karnından çıkan ipi çeker çekmez harekete geçen hayvanı gördüğümde basıyordum yaygarayı. Oynadı işte, yine oynadı. Canlı fare bu, canlı fare. Kardeşlerimizin hepsi de etrafımızda toplanmış, fareyi oynatmak için itişip kakışmaktaydılar. Hayatımda böylesine sevinip heyecanlandığımı bilmem. Ve gene bilmem bu heyecanı izleyen hayal kırıklığına benzer bir hayal kırıklığı yaşadım. Oyunun tam en tatlı yerinde babamın kas katı yüzünü gördüm. Getirin bakayım bana şu maskaralıkları. O daha sözümü tamamlamadan fareyi kaptığım gibi gömleğimin altına sokmuş ve merdivenleri boylamıştım. Yorgi ya tehlikeyi sezemediğinden ya da babama karşı gelmek cesaretini kendinde göremediğinden orada kala kalmıştım. Oyuncağını uzattı ve yılgınlık içinde bakmaya koyuldu. Küçük borazan kocaman kemikli avucunda kayboluvermişti babamın. İyice bir sıkıp vurduktan sonra yamru yumru olan zavallı oyuncağı fırlatıp attı ocağın içine. "İt alayı," dedi. "Paranızı hiçbir işe yaramayan şeylere kaptırmamayı öğrenmiş olursunuz." Hayatımda ilk defa olarak karşı karşıya kalıyordum iktidarın o basiretsiz körlüğüyle. Dehşete uğramıştım. Uçağımda nereden bilebilirdim ki ben bütün ömrüm boyunca hep bu körlükle savaşacağım?